Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy A51 cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl bize Samsung Galaxy A50 teste gelmiş ve detaylı incelemelerini, kutu açılım videolarını sizlerle yine YouTube kanalımızda paylaşmıştık. Bu videoda ise yenilenen bir A51 var karşımızda ve biz de onu şimdi sizlerle beraber kutusundan çıkartacağız. Bu arada sıfır kutu gönderilmedi. Daha önce teste giden bir telefonun kutusunu bize göndermiş Samsung Türkiye. Ama genelde merak ediyorsunuz böyle içerikleri. O yüzden biz de kutu açılım videosu çekmek istedik. Şimdi şöyle çıkartalım bakalım kutumuzdan neler çıkacak Samsung Galaxy A51'in. Şöyle bir sticker var. Yapıştırmışlar tekrar ama. Infinity O Display Quad Camera diyor. Ve On Screen Fingerprint yani ekrandan parmak izi okuyucu özelliğimiz var. Şunu bir çıkaralım. İçinden çıkartıyoruz. Şöyle bir açalım şunu da. Evet şöyle kenara koyduk. Kenara koymuş olalım. Açalım bakalım çalışacak mı bilmiyorum ama pili olmayabilir ama var galiba. Bu burada açıda dursun. Samsung Galaxy A51'imiz. Kulaklığımız var. Standart 3.5 mm'lik TRRS dediğimiz TRRS bağlantısına sahip. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Standart bir kulaklığımız var. Bir adaptörümüz mevcut. Şöyle çıkartayım. Şöyle biraz yakına getirelim. Netliğimizi de yapalım. Samsung'un şöyle bir ekranda görmüş olduğunuz USB adaptörümüz mevcut. Aslında epeydir vardı bu Note 5'ten falan, Note serisinden bu yana olan standart tasarımlı bir adaptör. Siyah renkli sadece. Bunu göstermiş olalım. Bunu koyalım bir kenara. Type-C bağlantı kablomuz var. Onu da şöyle çıkartayım. Şöyle göstermiş olayım ekranda. Bunu da çıkardık. Şimdi telefonumuz açılıyor burada. Başka bir şey yok zaten. Kutu içeriği bu arkadaşlar. Hani öyle çok da ekstra bir şeyler zaten olacağını beklemiyorduk kutuda. Ama en azından görmüş olalım diye bir kutu açılımı yaptık. Şimdi isterseniz gelin bir hemen hızlıca bir kurulum yapalım. Başlayalım diyelim. Tamam, hepsini okuduk diyelim. Maşallah bir sürü şey de istiyor bizden bu telefon. Devam edelim. Bunu atlayalım Wi-Fi'yi. İleri diyelim. Daha sonra diyelim. Şu an yapılıyor ayarlarımız. İlerle diyelim. Diğer diyelim ve kabul et diyelim. Şimdi güvenlik tarafına atlayalım. Bunu geçelim. Geçelim. Ve son diyoruz. Şimdi telefonumuz kuruluyor. Evet telefonumuz kuruldu. Gördüğünüz gibi ekrandan da hemen fark edildiği üzere şurada bir delikli bir kameramız mevcut ön yüzde. Hemen görüyorsunuz tam ortada. Şöyle biraz daha yakından çekeyim. Samsung'un Infinity O dediği bir ekran teknolojisi var burada. Yani sonsuz ekranın biraz daha farklı bir varyasyonu diyebiliriz. 6.5 inçlik Full HD S-AMOLED bir ekranımız var. 1080'e 2400 piksellik bir çözünürlük sunuyor bu ekran. Şöyle yapalım şimdi göstermiş olalım. Diğer özelliklerinden isterseniz biraz bahsedeyim. 6 GB RAM'imiz var. 128 GB depolama alanımızın olduğunu belirtelim. Exynos 9611 işlemci var. Android 10 işletim sistemine geliyor. Az önce bahsettiğim sonsuz OLED ekranımız var. Prizmatik arka kapak tasarımımız varmış. Onu da bir bakalım nasıl oluyor bu prizmatik. Şu an görüyorsunuz ekranda. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama şöyle bir çizgi var üçgen şeklinde. Bu üçgenler farklı yerlerde kesişiyorlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Artık kameramızın kabiliyetine doğru orantılı olarak siz de umarım bunu görüyorsunuzdur şu anda. Bu arada arka yüzü çevirmişken bakalım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım ben. Dörtlü kameramız mevcut. Dörtlü kameramız 48 megapiksellik bir ana kamera var. 12 megapiksellik ultra geniş açımız var. 5 megapiksellik bir yine kameramız bulunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ki bu makro kamerası olarak geçiyor. Bir diğer 5 megapiksel de alan derinliği kamerası olarak kullanılıyor. Bu ana kameramız 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Bunu da belirtelim. Ön taraftaki kameraya geçelim isterseniz. Ön taraftaki kameramız ise 32 megapiksellik çözünürlük sunuyor ve Full HD 30 fps video kayıt yapabiliyor.
Wi-Fi işte 802.11abgn-ac'miz var. Bluetooth 5.0 desteğimiz var. Bu cep telefonumuzun 4000 mAh'lik bir pilimiz var. Ekrandan parmak izi okuyucumuz var. Fiyatı da en azından biz bu kutu açılımını yaptığımız 12 Mart 2020 tarihi itibariyle 3000 TL civarında. 3000 işte oluyor. 3050 olur, 3100 olur, 2900 olur. Ama 3000 TL civarında diyebiliriz. Şöyle yan yüze bakalım isterseniz biraz. Güç tuşumuz var, ses açma kapama tuşumuz var. Diğer yan yüzde ise herhangi bir tuşumuz bulunmuyor. Burada sim kart yuvamız hemen şuraya konumlandırılmış. Alt kısmı bakalım. Alt kısmını az önce kulaklıktan da gösterdim anladığınız üzere. 3,5 mm'lik bir kulaklık çıkışımız mevcut. Type-C bağlantımız var. Üst tarafta ise herhangi bir bağlantı vesaire yok. Güzel bir telefon olmuş. Orta seviye, hani giriş de değil aslında bu. Samsung için en azından giriş değil. Girişte M serisi var biliyorsunuz. İşte M10'lar, M20'ler, M30'lar diye gidiyor. Burada da A serisi birazcık hani orta, girişin biraz üstü, ortanın da bir tık altı gibi konumlandırılabilecek bir seri. Zaten fiyat olarak da 3000 TL civarı. Hani girişten biraz daha yüksek performans isteyen, ortaya yakın veya orta performans isteyen kullanıcıların bulunduğu bir alan ve burada rekabette ciddi anlamda yoğun 4 kameralı bir cep telefonu, 4 arkada hatta bir de öndeki sayarsak 5 kameralı bir cep telefonu var karşımızda. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar bu telefonla ilgili. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, Samsung Galaxy A51 ile ilgili merak ettikleriniz de bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın. İnceleme videosunda bütün bu sorularınızın yanıtını bulacaksınız. Bizleri aynı zamanda sosyal ağda takip etmeyi de unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımız var ve aktif olarak kullanıyoruz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.